Bursa sanayisiyle, ekonomisiyle ve iş gücüyle birçok kente meydan okuyan bir şehir. Bizim en güçlü yanımız sanayi şehri oluşturuyoruz. 4000'in üzerinde fabrika var büyük. 600 bin üzerinde bu fabrikada çalışan elemanlar var, teknik eleman. Bu her türlü üretime yatkın eleman. Ve bu iş gücümüz. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, bu gücü kullanarak bu zamana kadar Türkiye'de yapılmamış bir stat yapmaya karar verdi. İşe başlarken tabii hemen projelerin içerisine girdik. Ve gördük ki son derece teknolojik bir projeyle karşı karşıyayız. Evet, son derece zor bir projeyle karşı karşıyalardı. Diğer çalıştığımız bütün projelere göre çok daha farklı. Bunun nedeni projedeki hassasiyet toleransların en hassas seviyenin Avrupa normuna göre 9 kat daha hassas olan +/-1 milim olması. Ama onlar tüm bunlara rağmen bu stadyumu yapmaya kararlı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa'da yapılmayanları yapmayı prensip haline getirmiş bir başkan. Bunu 2012 yılında yerli tramvay projesi İpek Böceği ile herkese ispat etmişti. Artık yurt dışından metro vagonu almayacağız, tramvay almayacağız. Artık bunlar burada olacak, biz de bunları Bursa'da, Türkiye'de üreteceğiz dedik. Sonunda yola çıktık, baştan pek kimse inanmadı. Ama sonunda gerçekleşti, 3 yıl içinde. Ortada araçlar çıktı. Hem de dünya standartlarında. İşte bunlar, Bursa'da bunlar düşünüldüğü için, bu vizyon ortaya konduğu için, bu birikim ortaya çıkarılabildiği için gerçekleşti. Bunlar gerçekleşebiliyor. İpek Böceği projesi hayalden gerçeğe dönüşünce Bursa gözünü başka hedeflere dikti. Hem de Bursa'nın ismini duyuracak çok büyük bir projeyle. Bizim de Türkiye'nin de hedefleri var. En az 20'nin üzerinde UEFA standartlarına uygun stadımız olması gerekiyor Türkiye'de. Yani Türkiye'nin belli bir standardı yakalaması için. Bu da Sayın Başbakanımızın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, hükümetimizin bir hedefi. Bizler de bu hedefin bir parçası olarak tabii ki Türkiye'de 20'nin üzerinde en az UEFA standartına göre stat olacaksa bunlardan Bursa'da biri olacak. Bu da Bursa'ya yakışan olsun, farklı bir şey olsun. Bursa'nın stadı sıradan bir stat olmamalı. Bursa sıradan bir şehir değil. Burada hiçbir şey sıradan değil. O zaman ecdat da yaparken böyle yapmış. Yani bizim gördüğümüz eserler, şu anda restore ettiğimiz eserler. Girdiğiniz zaman bir Ördekli Hamamı'na, 600 yıl önce Yıldırım Beyazıt'ın yaptığı Ördekli Hamam inşa ettiği. Her türlü özelliği var. Her türlü göz nuru, oradaki her türlü kalem işçiliğinden, her türlü mimari ustalıklar hep sergilenmiş. Her şeyin en iyisi, en güzeli yapılmış. Bugün bile artık hayranlıkla izliyorsunuz. Esnaf da aynı olması lazım. Bizim binalarımız da aynı olması lazım. Bunlar bu şehrin en önemli anıtsal yapıları. Bursa'mızda kendi içinde bir sanayi şehri, bir tarım şehri, bir turizm şehrinin yanında bir de spor şehri olması yönünde stat yapısının mevcut durumu itibariyle de önemli bir sorun olması nedeniyle bu yapıyı da ele aldık. Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa'ya yakışır iddialı bir stat yapmaya kararlı. Bunun için Bursa ve çevre illerdeki mimarlara konsept proje çağrısında bulundular. Bu çağrıya yanıt veren projelerse Ördekli Kültür Merkezi'nde Bursalıların ilgisine sunuldu. Yani Bursa'nın simgesi olacak stada Bursalılar karar verecekti. Yoğunlukla timsah figürünün ön plana çıktığı konsept proje taraftar gördü. Ve hemen 2009'daki yerel seçimlerden sonra yine Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatıyla biz bu projeye başladık. Bursalıların ve Bursa sporluların yoğun ilgisiyle timsah temalı stadyum konsepti Bursa'nın futbol severlerinin mabedi olmaya layık görülüyor. Fakat bu konsept nerede hayata geçecek? Belediyenin önce bunu çözmesi lazım. Zaten stadyumumuz hemen caddenin kenarında giriş kapısı. Özellikle şu anki bulunduğu kapıdan 30 metre bir güvenlik zonu gerekiyor en az. Bu bölge yok. Güvenlik zonu olmayan bir bölge UEFA kabul etmiyor. Bunu ne yapmak lazım? Çok stadı bu sefer Kültür Park'ın içine kaydırmak gerekiyor. Kültür Park'ın önemli bir kısmı stadyum inşaatına gidecekti. Bu da tabii ki doğru bir şey değil. Zaten şehrin kalbi orada hepsi anıtsal ağaçların bulunduğu merkez.
görünüşe göre Bursa'nın şimdiki stadının olduğu alan istenen özellikleri karşılamaya yetmiyor. Zaman kaybetmeden Bursa'nın en büyük simgesi olacak yapıya yer bulunması gerek. Tekrar yer arayışına girdik. Burası da zaten burada da bir stat vardı. Burada da velodrom dediğimiz iç ve dış sahaları olan lig maçlarının oynandığı, burada ikinci, üçüncü lig maçlarının oynandığı sahamız vardı. Yeni stat için uygun yer bulundu. Şimdi konsept projenin detaylarına girmeleri gerekiyor. Ama istedikleri daha önce yapılmamış yüksek standartlı bir stadyum yapmak. Son yapılan yeni statları gezdik. Ben de Avrupa'dakileri, özellikle Almanya'dakileri başta gezdim. Ve İngiltere'deki önemli statları gördüm. Ve bu konuda gördüğümüz en güzel uygulamalar da buraya aksatılmış. Örneğin Berlin stadı. Bunun çatısı çok hoşumuza gitti. Öyle bir çatı görmedik hiçbir yerde. Berlin'de 13 yıl önce yapılan bir çatı, olimpiyatlara yetiştirilmiş. Stat tadil edilmiş, 100 bin kişilik stat. Ve çatısı da komple modern bir çatı yapılmış. Dedik ki bu harika bir eser. Mühendislik harikası. Bunun aynısını biz de Bursa'ya istiyoruz. Artık nasıl bir stat istediklerini biliyorlar. Yapılacak stat estetik ve günün her saati kullanılabilecek bir yapıda olmalı. Bu yüzden vakit kaybetmeden projeyi detaylandırmaları gerekiyor. Bursa'mızda yetişen mimar mühendislerin yer aldığı, ülkemizin yetiştirdiği teknik elemanların içinde bulunduğu, dünya ölçeğinde ün yapmış teknik elemanların da bulunduğu proje ekibi olarak yaklaşık 3 yıllık bir proje sürecinden sonra ortaya konan ürün. Mimari proje devam ederken Büyükşehir Belediyesi bir yandan da stadın çevresini stada ve Bursalılara uygun hale getirmeye çalışıyor. Mevcut stadın alanı yeterli değil inşaat yapmak için. 28 bin metrekare ilk etapta ilave alan kamulaştırdık. Ve yine çevre kamulaştırmamız da devam ediyor. Şu ana kadar bu alan için sadece 5 trilyon liralık ağaç ithal ettik. Büyük ağaç bu bölgeye ekmek için. 10 binin üzerinde büyük ağaç ekiyoruz bu bölgemize. Şehrin tam kalbinde. Böyle bir alan da elde edilmiş oluyor. Şehrin en güzel, en önemli cazibe merkezi olmuş oluyor. Stadyumumuzun hemen İzmir yolu tarafında, yani kuzeyinde, hemen önünde metro istasyonumuz var. O metro istasyonuyla birlikte buranın dediğiniz gibi tahliyesi kolaylaşacak, ulaşımı. Hemen yine güney tarafında da tramvay hatlarımız şimdi gelecek. Çevremize 3 ayrı köprü yapılıyor. Hemen statın yanındaki Nilüfer şeyine 3 ayrı köprü yapılıyor. Ve yine aynı şekilde hem Mudanya Karşıyayla, Acemler Karşıyayla da bağlantılar yapılıyor. Tamamen her şey sistemli. Çevre yolları da genişletiliyor. Mimari proje bitti. Çevre çalışmaları da devam ediyor. Stat 3 ayrı ihaleyle onu yapmaya gönüllü ellere teslim ediliyor. Böylece Bursa'nın en büyük simgesi olacak prestij yapının, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin büyük hayalinin temelleri atılıyor. Bursa'mızın anısal yapısı olan bu güzel eserin bugün temelini atıyoruz. Bizler Bursa'mıza her zaman için her şeyin en iyisini, en güzelini istiyoruz. Ve Bursa'ya yakışan eserleri, dünya çapında tesisleri Bursa'ya kazandırmaya da gayret ediyoruz. İşte bunlardan biri de Bursa'mızın bu güzel stadyumu olacak. Ben bu hizmetin yeni başarılara temel olmasını, yeni başarılara kapı açmasını, kapı aramasını diliyorum. UEFA kriterlerine uygun 45 bin seyirci kapasiteli, bütün donanımlara sahip bir mükemmel stadı Bursa'ya kazandırmak istiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Recep Altabey, Bursa Spor Kulübü Başkanı Sayın İbrahim Özgür ve Teknik Direktörümüz Sayın Ertuğrul Sağlam tarafından takdim ediliyor. Yeni stadyumumuz Bursa Spor'umuza, Bursa'mıza ve ülke futboluna hayırlı ve uğurlu olsun. Önce betonarme kısmı ihale edildi. Betonarme kısmı başladı. 8 blok halinde bir betonarme yapımız var. Temeli tek parça, radye temel. Üst kısımlarda yaklaşık 8 metre aksaralıkları olan
80'e 80 kolonları olan bir betonarme yapı var. Betonarme yapıdaki zorluk kat yüksekliklerinin fazla olması ve ciddi perdelerin olması, aynı zamanda eğik kolonların, eğik perdelerin olması işi zorlaştırdı. Tek seferde dökülmesi zor oldu. Saha içerisinde beton santrali kurulmasına rağmen tek seferde dökülmesinde sıkıntılar oldu. Uzun sürdü. Gece gündüz beton dökümü yapıldı. Sabah başlayıp gece 2'lere 3'lere kadar beton dökümü yapılarak çözüldü. Stadın betonarme yapısı bitti. Bir stadda olması gereken ne varsa bu yapıda mevcut. Hem de daha önce bir stadda kullanılmamış özelliklerle beraber. Biz tüm stadı, tüm koltukları aynı kalitede izleyebiliyor. Locadakiler de locadan çıkmadan içeriden dahi maçı izleyebiliyor. Bu konuda kaliteli bir yer. Ve işte loca sistemi dediğimiz gibi, türbin sistemleri, her şey en ince ayrıntısına kadar düşünüldü. Senelerdir çalışılan bir konu bu. Ve UEFA standartlarının, dediğimiz gibi, şöyle kalın bir cilt standartları var. Bunların artık tamamen uzmanı oldu bizim mimarımız ve arkadaşlar. Yıllardır bu işi çalışarak. İnşallah UEFA standartlarına en çok uyan stadyum birinci derece bizim stadyumumuz olacak. Şu stadın hangi noktasına giderseniz gidin, aynı kaliteyi göreceksiniz. Ve insanlar şaşıracak, bu stadı nasıl yaptılar diye. Stadyumun içi, projenin iddiasını karşılayan tüm niteliklere sahip. Artık iş, yapının çatı ve dış cephe imalatını yapan yüklenici firmada. Onlar bu işin ne kadar büyük bir iş olduğunun farkında ve bunu yalnızca bir Türk ekiple yapmaya kararlılar. Teklifimizi verdiğimiz zaman ve ihaleye hazırlanırken hakikaten çok enteresan bir işe girdiğimizin farkındaydık. Çok zor bir projenin altına girdiğimizi de biliyorduk. Fakat bizim inşaatçılık sürecimizde hep zorları başardık. Onun için çok bir sıkıntı olmadı diye düşünüyorum. İşe başlarken tabii hemen projelerin içerisine girdik. Nedir, ne değildir, neler oluyor, neler var. Ve gördük ki son derece teknolojik bir projeyle karşı karşıyayız. Ve hemen bir yol haritası çizmemiz gerektiğine kanaat getirdik. Bunun için önümüzde iki seçenek vardı. Ya yabancı mühendislerden oluşan bir kadro kuracaktık veya biz bu işi Türk mühendisler olarak devam edecektik. Biz firma olarak ikinci yolu tercih ettik. Türk mühendisler de yolumuza devam etme kararı aldık. Genelde bu tip yapılarda hep yabancı teknoloji, yabancı mühendisler, bazen de yabancı montörler kullanılır. Fakat burada biz yerli mühendisler, mimarlar ve işçilerimiz de bu yapıyı tamamlama şerefine ulaşacağız. Bursa Büyükşehir Belediyesi bir hayal kurdu ve çalışmaları başlattı. Onlar bu projenin kolay bir iş olmadığının farkında. Bursa Büyükşehir Stadyumu çatı kaplaması projesi, çelik taşıyıcılar, yergi halatları ve teflon membranından oluşan bir kabuk konstrüksiyon yapılması işidir. Diğer çalıştığımız bütün projelere göre çok daha farklı. Bunun nedeni yüksek dayanışlı malzemelerin kullanılması, statik açıdan zor bir proje olması ve projedeki hassasiyet toleransların en hassas seviyenin Avrupa normuna göre 9 kat daha hassas olan artı eksi 1 milim olması. Bütün bunları değerlendirirsek diğer çalıştığımız büyük köprü projeleri, stadyum projeleri ve büyük mega yapılardan daha hassas bir toleransla burada çalıştığımızı söyleyebiliriz. Projenin bir top sahasından çok daha fazlası olduğu ortada. Firmanın ne kadar zorlanacağı da. Bu yüzden uygulamalarını 3 ana bölüme ayırarak başlıyorlar işe. Ancak
işin daha ilk kısmında ne kadar zor bir yapıyla karşı karşıya olduklarını anlıyorlar. Bursa stadının asıl önemli olan ve en hassas tarzda montajı gerekli olan kısım ise bizim faz 1 dediğimiz kısım. Yani işin en zoru en başta olmaktadır. 3002'nin sonlu kısım, yukarıda da göreceğiniz üzere 48 tane alt giriş, 48 tane de üst giriş ve arka tarafta da 24 tane mesnet halka girişinden oluşmaktadır. Üst halkamız ise her biri 33 tonla 38 ton arası değişmektedir. Ve bunların hassasiyet sınırı 12 metrede yalnızca 1 milimetre hassasiyet vardır. Bu hassasiyeti yakalamak gerçekten çok zor oldu. Kaynaklardan dolayı kaynak çekmeleri yaşadık. Özellikle parçaların bir araya gelirkenki yüzlerinin temaslarını sıfır toleransa, yakın bir toleransa yapabilmek için bütün parçaların frezelenmesi gerekiyordu. Bu frezeleme işlemini de yapabilecek Türkiye'de bu denli uzunlukta ve ağırlıkta olan sistemi, frezelebilecek sistemi bulmak çok zordu. Stadın dev parçaları son derece hassas bir dengeyle montelenmek zorunda. Var olan elemanlarla bunu yapmaları imkansız. İstedikleri gibi bir freze fabrikası bulmaları gerekecek. Uzunca bir araştırmadan sonra işte Bursa Yenişehir'de bir fabrikada özellikle otomotiv ve silah sanayinde çalışan bir fabrikada yine özel aparatlar, özel kaldırma aparatları ve frezeleme aparatları oluşturaraktan bu sistemin birinci aşamasını, birinci zorluğunu bu şekilde bitirmiş olduk. Bizim şu andaki işleyiş kapasitemiz, işleyiş imkanlarımız zaten stadyumun alt ve üst basınç halkalarında olduğu gibi bizim işimizin tamamı bizim uzaydaki modellemelere göre biz iş yapıyoruz. Stadyumu yapan ana yük yönetici firmada da biz bu yüzden tanıştık. Bizim o işlerle yapılabilirliğindeki teknik spesifikleri mutlaka bizim gibi bir firmada, bizim gibi mühendislik ekibi olan, bizim gibi ölçüm istasyonları olan, bizim gibi o işleyi işleyebilecek makine kapasitesi olan bir firmada yapılması gerekiyordu o işler. O işi biz yaptık, başardık, teslim ettik. Parçalar frezelenerek uygun hale getirildi. Parçaların montesinden önce onların ömrünü uzatacak işlemlerden de geçmesi gerekiyor. Tuzla'da üretilen çelik yapılarımızı getirdik, burada kumladık, boyadık, hassas frezelemesini yaptık ve montajına başladık. Kumlama boyama çelik yapılar için çok önemli bir işlem. Çünkü çelik yapılar korozyona maruz kalır. Kumlama ve boyamayı yaparsak malzememizin ömrü daha uzun olur. Birçok işlemden geçen parçalar vinçlerle kaldırılıp monte edilecek hale getirildi. Ancak bu durum tonlarca ağırlığa sahip olan parçalar için söz konusu değil. Burada en çok sıkıntı yaşadığımız mesnet halka girişlerimizde yaklaşık 44 metre boyunda ve ağırlığı 88 ton olan bir parçamız var. Tabii böyle bir parçanın imal edilmesi ve bu parçanın tek parça halinde montaj edilmesi çok zor. Çalışanların buna bir çözüm bulması gerek. Projeci arkadaşlarımızla konuştuk. Bunu 3 ila 4 parça şeklinde imal ettirdik. Ve onları geldik burada yerinde geçici yapılar kullanarak 3 parça halinde monte ettik. Yerinde kaynattık ve tek parçaya çevirdik. Yeniden biz yeni bir dizayn yapmasaydık bu projede yaklaşık 40 metre uzunlukta 5 metre radyus var. Bunları nakledilmesi çok zor. Bundan dolayı projelerde nakliye için özel bir dizaynlar yaptık. Bundan dolayı nakliyesi daha rahat oldu. Montajda yerinde montaj yapılıp 40 metre biriktirilip parçalar. Onun için birden vinçler orada montaj yerine koyabiliyor. Parçalar küçültülerek sorun çözüldü. Vinçlerle kaldırılıp yerlerine monte edildi ve kaynakları da yapıldı. Şimdi sırada yapılan işlemlerin kontrolü var. Ve bu 45-50 metre yükseklikte yapılan cesaret gerektiren bir iş. Bunu Ayça Demir kadın başına yapıyor. Biz yapılmış kaynakların içinde herhangi bir süreksizlik varsa
daha sonra oluşabilecek sorunları önlemek açısından kontrollerini gerçekleştiriyoruz. Bunları ultrasonik test yöntemini kullanarak yapıyoruz. Yani ultrasonik test, ultrason denen ses dalgalarının malzeme içine gönderilmesiyle gerçekleştiriliyor. Böylelikle malzeme içinde herhangi bir hacimsel süreksizlik varsa, bu çatlak olabilir, bu gözenek olabilir, bunların tespitini sağlayıp tamirinin yapılmasıyla işlemlerimiz devam ediyor. Tekrarlanan testler sonucunda eğer uygun bulunursa standart çerçevesindeki küçük hatalar kontrol edildikten sonra kabul ediliyor. Teknik şartnamemiz Avrupa standartlarının üstünde. Bunun öngördüğü standartlarımız var. Onlara göre ultrasonik testimizi gerçekleştiriyor. Değerlendirme standartında IEN normlarında 11.666'yı kullanaraktan raporluyoruz. Zor şartlarda gerçekleşen ultrason işlemi, yapılan montajın sorunsuz bir şekilde gerçekleştiğini ispatlıyor. Sırada başka önemli parçaların, halatların temin edilmesi var. Bu proje kapsamında kullanılan halatlar daha önce İstanbul'daki işte her iki köprüde kullanılan halatlarla benzer özellik taşıyor. Halatlarımızı İtalya'da bir firmadan temin ettik. 40 milimden 85 milime kadar halatlarımız var. Ancak halatların temin edilmiş olması sorunsuz monte edilecekleri anlamına gelmiyor. Asıl bu sistemin taşıyıcı unsurları olan çelik halatlardaki toplam toleransımız bu 30 milimetre civarındaydı. İçeriye doğru sistem daralsa bizim halat boylarımızda kısalmalar olacaktı ve öngördüğümüz ön germe kuvvetleri istediğimiz noktada olmayacaktı. Bu şu demek, bir rüzgar alanında bütün çatı sisteminin birbirine membranla çarpışması ve ciddi ses çıkarması anlamına geliyor. Projenin her aşaması milimetrik hesaplarla ilerliyor. Bu firmayı en çok zorlayan şeylerden biri. Ama bunu da diğerlerinde olduğu gibi aşmaları gerekiyor. Bu proje bize geldiğinde başlangıçta pek kabul etmek istememiştik. Fakat bu istenen analiz ve yüksek mukavemetler ancak bizim dökümhanemizde, bizim kapabilitemiz tarafından yapılabilir şekildeydi. Projenin mühendisliği güzel, ilginçti. Mimari yapısı da ilginçti. Üzerinde çok çalışılmış, çok düşünülmüş. Oldukça ince detaylara sahip. Bizim yaptığımız döküm parçalarda bile biz onu hissettik. Üzerinde çok iyi çalışılmış bir projeydi. Arkadaşlarıma döndüm, dedim ki bu çok güzel bir proje ve biz mutlaka bu projenin içerisinde olmamız lazım. Stadyumun üstünü kaplayan çatı cephesinin bağlantı elemanları. Bizim yaptığımız parçalarda bir sıkıntı olursa o maçı seyretmek pek mümkün olmaz. Yüklenici firma gerekli hassasiyeti yakalamayı başardı. Şimdi sırada bu projeyi özgün kılan öğelerden birinin montajı var. Şimdi bu projeyi tek yapan, dünyadaki benzerleri karşısında da tek yapan en önemli özellik, bizim mesnet girişimizin 24 adet izolatör üzerine oturmuş olması. Ana taşıyıcılar 8 adet sabit, 16 adet kayar deprem izolatörü, yani deprem mesnetinin üzerine oturmaktadır. Deprem esnasında bu mesnetler hareket ederek yukarıdaki kabuk sistemin bozulmasını veya zarar görmesini engelleyecektir. Ayrıca yine dünyada bu tür projelerde bizim araştırdığımız kadarıyla bütün alt basınç kirişleri bir betonarme mesnetin üzerine oturuyor. Oysa bizim burada sistem tamamen yüzer vaziyette havada çalışıyor. Yani 4000 ton çelik ağıyla geldirilmiş bu sistem tamamen yukarıda çalışıyor. Dolayısıyla bu sistemin yekpare çalışması gerekir. Bir bütün olarak çalışması gerekir. Bunun bir bütün olarak çalışabilmesi için de bu sistemin hem imalat aşamasında kirişlerin hem de montaj aşamasında sadece 10 milim bazında hatalarla üretiliyor ve montaj ediliyor olması gerekir. Bu tamamen bir makine parçasının imalatı ve montajı anlamına geliyor. Düşünün, her bir plakanın kalınlığı 60 milimden 120 milime kadar olan kalınlıklar var. Bu kalınlıktaki plakaları kaynak edebilmek amacıyla çok ciddi bir ısı girdisi oluşuyor. Ve bu ısı girdilerinden dolayı çelikte ciddi deformasyonlar, deplasmanlar oluşabiliyor.
İşte bunları bütün zorluklara rağmen formunda tutabilecek çalışma yapmak hem imalat hem de montaj aşamasında çok ciddi mühendislik çalışmaları gerektiriyor. Biz bunu başardık. Bursa Büyükşehir Stadı yalnızca mesnetleri, hassasiyetleriyle değil, kullanılan malzemelerle de Türkiye'de bir ilki başarmış durumda. Bunların en önemlisi de çatıda kullanılacak malzeme. Çatı örtüsünde kullanmış olduğumuz membran yine Türkiye'de benzeri olmayan fakat dünyada birkaç çatıda kullanılan bir malzeme. Bu malzeme eksi 30 derece ile artı 80 derece sıcaklıklarda büzülme ve genleşme yapmayan, ek yerlerinde kırılma oluşturmayan bir malzeme. En önemli özelliği ise 30 derece 30 dakika ateşin altında kaldığı zaman bile yanmama özelliğine sahip olması. Bu tür büyük komplekslerde insanların yoğunlukta bulunmuş olduğu yerlerde güvenlik amacıyla hakikaten çok iyi bir malzeme. Aslında ülkemiz tekstil alanında gelişmiş olmasına rağmen özel bir kaplamayla üretilen bu malzemeyi maalesef ülkemizde üretemiyoruz. Bunu da işte dünyada 3-4 tane fabrika var. Bu şantiyede yani bu statta kullanmış olduğumuz membranı sadece özellikleri anlamında sadece dünyada birkaç fabrika üretiyor. Biz bu membranı Almanya'dan bir fabrikadan temin ettik. Membran malzemesi Almanya'dan temin edildi. Fakat bu sorunun çözüldüğü anlamına gelmiyor. Bu projeyi mükemmel kılan bunun formu. Bu membranı bu forma sokmak lazım. Onun için önce bunların kesilmesi ve kesim yerlerinin kaynak edilmesi nasıl yapılacağı ile ilgili ciddi projeler yapıldı. Yani öyle keseceksiniz ki bu malzemeyi hem mukavemeti sıkıntı yaratmayacak hem işte formu yakalayacak. Dolayısıyla bu da başlı başına bir mühendislik olayıydı. Firma malzemenin sorunsuz monte edilmesi için Tekirdağ'da bir firmayla anlaşıyor ve membran imalatı başlıyor. Ana teması timsah olduğu için timsah görüntüsünü de sağlamak için bir 3 boyutlu eğrisel formları var. Bunu da en uygun sağlayan polytetrafluoretilen dediğimiz teflon çatı kaplama malzemesi. Bu malzemeyi rulo şeklinde fabrikamıza geliyor. Burada 3 boyutlu bilgisayar ortamında hazırlanmış şablonlarını biz kesim makinamızda, otomatik kesim makinesinde kesip ve birbirine yapıştırmak suretiyle bu fabrikamızda üretimini yapıyoruz. Bu üretilen malzemeleri rulo şeklinde paketleyip tırlarımızla beraber şantiyeye gönderip şantiyede her modülün arasına gelen kısımları güvenlik ağı çekilmiş kısımların üzerine bir örtümüzü açaraktan kenar aparatlarını da bağlayaraktan biz bu stadyumun çatı kaplamasını yapıyoruz. Stadyumun çatı kaplaması yaklaşık 82 bin metrekarelik bir yüzey alanı var. Bunun 35 bin metrekaresi dışarıda görülecek olan yeşil olan bir malzeme. İçeride halat sistemin üzerine gelen malzemesi yaklaşık 21 bin metrekare. Bu konstrüksiyon alttan gizleyen meş malzemesi yaklaşık 15 bin metrekare. Ve dışarıdaki o cepheyi kaplayan delikli meş malzemesi ise yaklaşık 15 bin metrekare. Bunun üretimi yaklaşık 6 ay sürüyor. Şimdi membranın montajının en zor olduğu kısım özellikle çelik halatların üzerindeki montajı. Düşünün sadece işte 40 milimetre ya da 80 milimetre çapında halatlar, gerilmiş halatlar ve bunların üzerinde resmen cambazlık yapıp montaj edecek bir ekip. 100 civarında bir çelik çatı ya da stadyum çatısında rahat hareket edebilen belki kabaca tabirle dağcı diyebileceğimiz ekiplerle bu çatı kaplama malzemesinin montajını biz tamamlıyoruz. Stadın en orijinal malzemelerinden biri olan membran, Tekirdağ'daki firma tarafından istenen formlara kavuşuyor. Böylece projenin ikinci aşaması bitmiş oldu. Şimdi sırada son aşama. Timsahın en can alıcı bölgesi var. Bu stadın en önemli, en özellikli yapılarından biri de timsahın kafa kısmı. Bunu da hakikaten mühendislik anlamında uç noktaların olduğu bir yapı olarak değerlendirebiliriz. Zira kafa toplam 2000-2500 ton ağırlığında bir yapı. Ve bu yapının tamamı sadece 40 metre boyunda ikişer tane konsol kirişin üzerinde duruyor. Bu harika bir şey. Ayrıca 1500 metre karelik cam alan sadece timsahın ağzına gerdirilmiş halatların üzerinde duruyor.
Düşünün ki bir rüzgar esnasında bu sistem kendi içerisinde 40 santim camlarıyla beraber hareket ediyor ve sistemde hiçbir problem yok. Olduğu gibi ayakta. Bursa'nın dev timsahının her aşaması ayrı bir zorluk anlamına geliyor. Ancak proje çalışanları tüm bunların üstesinden gelmeye kararlı. Çünkü bu iş bittikten sonra ne kadar büyük bir işin altına imza atmış olacaklarının farkındalar. Bu stadyumun bir özelliği betonarme, çelik ve membran yapıları kendi bünyesinde toplamasıdır. Özellikle çatısı ön germeli halat sistemi dediğimiz sistemle yapılmıştır. Bu açıdan da dünyadaki nadir statlardan biri olmaya namzettir. Özellikle tabii ki biz konuşurken hep çatı diyoruz. Çatı deyince basit bir çatı, hemen şöyle bir kirişlerden, şeylerden, atıklardan oluşan bir çatı anlaşılıyor. Bu çatı değil, aslında bir örtü projesi. Modern bir örtü projesi. Dünya çapında en son teknoloji. Yani bunun en güzel, en üst seviyeye çıkmış olan Alman mühendisliğinin gerçekleştiği ve Türkiye'de daha uygulanmamış. İlk defa Türkiye'de uygulanan bir sistem oluyor bu. Ve bu toplam değeri 8000 ton ağırlığında ve şu anki bizim en düşük şartlarda ihale ettiğimiz ve en indirimli haliyle 76 milyon liraya, 76 trilyon liraya sadece bu örtüye harcıyoruz. Örtü kısmına. Yani bu da önemli bir yapı, özellikli bir yapı olduğunu da gösteriyor. Bu bir sanat eseri olarak da yapılmış oluyor. Böyle bir yapı Türkiye'de olmadığı gibi dünyada da sanırım 3-4 tane yapılabildi. Ve bundan sonra çoğalacak bu yapılar. Hiç taşıyıcı kolonu olmayan, sadece mesnetlere oturan bu geniş açıklıklı bir stadyum çok önemli bir yapı. Benzer stadyumlar klasik çelik kirişlerle geçiliyor. Klasik uzay çatılarla, kolon sistemleriyle, gergi sistemleriyle geçiliyor ama bu çok farklı bir şey. Bu yüksek teknolojiyle yapılan bir yapıdır. Bu yüksek teknolojik yapı yapmak bize nasip olduğu için biz de mutluyuz yani, bu konuda gururluyuz. Bursa Büyükşehir Stadyumu her özelliğiyle Türkiye'nin en önemli yapılarından biri olan Bursa'nın yüz akı olacak. Ekip bu farkındalıkla çalışmalarına devam ediyor. Proje bugün itibariyle projede kullanmamız gereken bütün malzemeleri yurt içinde ve yurt dışında temin etmiş bulunmaktayız. Faz 1 diye nitelendirmiş olduğumuz bütün çelik imalatlarının fabrika ortamındaki imalatları bitmiş ve montajının yaklaşık %85'i tamamlanmış durumda. Halat imalatları tamamen imal edilip şantiyemizde bulunmakta. Membran imalatlarını %90 seviyesinde imal edip konfeksiyonlarını yapıp şantiyemize getirdik. Çalışmalarımız devam ediyor. Tabii ki burası bir stadyum olarak maç yapılsın, daha sonra kapıları kapatılsın, dursun istemiyoruz biz yani. Burası yaşayan biri olsun, bir yer olsun istiyoruz. Bundan dolayı da spor malzemeleri olabilir. Yine spor aktiviteleri olabilir. Salon sporları olabilir burada. Altta oluşturulabilecek şeylerle. Dolayısıyla biz burayı sürekli canlı yaşam merkezi olacak hale getirmek istiyoruz. Timsah temasıyla başlayıp Avrupa standartlarını bile sollayacak bir proje haline gelen Bursa Büyükşehir Stadyumu, Türk mimar, mühendis ve işçilerinin yapabileceklerinin ispatı niteliğinde. Bu proje öyle gösteriyor ki Bursa yapılamaz denene yatırım yapmaya, Türk ekipler de imkansızı başarmaya devam edecek. Şimdi yapılan bu projenin dünyada az sayıda yapılmış olmasından kaynaklı herkesin kültürü artıyor tabii ki. Belediyenin böyle bir işe ön ayak olması. Biz Türk müteahhit firmalarının böyle bir işe yapabileceğimize inanılması. Bizim Türk mühendislerine inanıp bu işi yapabileceğimize inanmamız ve bunların bir araya gelmesi. Tabii bizim nerelere, inşaat sektöründe nerelere geldiğimizin bence en önemli bir kanıtı. Bu proje her ne kadar Bursa'nın projesi olsa da proje aynı zamanda Bursa'nın da, Türkiye'nin de, Türk mühendislerinin, Türk mimarlarının da gurur kaynağı bir proje olacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bu yapıyla beraber biz Bursa'nın
endüstride, sanayideki geldiği noktayı mimariyle beraber pekiştirmiş olacağız ve şehrin ufkunu, vizyonunu daha ileri bir adıma atmış olacağız. Bizim buradaki amacımız şu: Bursa'nın hakikaten böyle bir stadyumu olsun, Bursa Spor başarılı olsun, işte UEFA kupalarına gitsin, dünya kupalarına gitsin, Bursa'yı tanısın, Bursa'da böylelikle en iyi reklamı sağlamış olsun. Bursa'nın tanıtılması burada amaç yani. Dolayısıyla Bursa en iyi şekilde bu şekilde tanıtacağını düşünüyoruz. Bu yapı öyle bir yapı ki inşaat fakültelerinde okuyan öğrencilerin, hatta öğretim görevlilerinin bu yapıyı gezerken öğrenecekleri çok enteresan şeyler vardır ve böyle turlar tertiplense inşaat mühendislerinin yetişmesinde büyük katkı sağlar. Bu Türk mimar mühendislerinin oluşturduğu Türkiye'de ilk mega yapıdır. Bizim işlerimiz bitmez. Bir proje biter, yeni bir projeler başlar. Bu konuda devamlı üretiyoruz, üreteceğiz. Birçok bu konuda yapılacak, tesis atılacak adımlar var. Ama şu var, artık Türkiye her şeyin en iyisini yapıyor, en güzelini yapıyor. Az önce belirttiğimiz gibi son yapılan eserleri de gördük. Artık biz bundan daha güzellerini, daha iyilerini, daha kalitelerini yapmaya başladık. Demek ki artık o seviyeye geldik. Bu da bizim için büyük mutluluk. Şimdiden sonra yaptığımız her işte de bu özellikler olacak. Artık bir kaliteye ulaştık. Bu konuda zaten bu her yere yansıyor. Bizim Bursa'mızda artık bakıyoruz, herhangi bir mahallede bile yeni yapılan binalar tamamen özellikle olmaya başladı. İçiyle, dışıyla, çevresiyle birlikte hepsi birinci sınıf kalitede. Hem görüntüsüyle, hem malzemesiyle, her şeyle, estetiğiyle birlikte her şey en güzel olmaya başladı. Bu da Türkiye'nin geldiği ve şehirlerimizin geldiği seviyeyi gösteriyor. Biz de bundan sonraki tüm uygulamalarımızda tabii ki bunları da artırarak devam ettireceğiz.